İyi akşamlar, iyi haftalar sevgili seyirciler. Beyaz TV'ye, sizin ekranınıza, sizin kanalınıza ve sizin programınıza Derin Futbol'a hoş geldiniz. Ben Ertem Şener. Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Abdülkerim Durmaz, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la karşınızdayız. Abdülkerim ve maalesef abi, Abdülkerim Durmaz yarı finalde. Efendim can. Ne oldu? Bilmiyorum ne oldu. Merak etme, Kayseri pastırması getirmedim. Niye üç kere Abdülkerim Durmaz diyorsun? Kayseri sucuğu getirmedim. Önce garantileri size söyleyeyim. Kayseri pastırması yok. Sana bir hamsi bulama getirdin mi? Kayseri sucuğu yok. Diyecek bir şey de yok. Biz sana hamsi bulama getirdin mi dün? Sen ama sen bana yine şey yaptın. Getirmedim. Ya. Kol bastılar, bol bastılar. O ne? Sen Feguli'yi nereden çıkardın kardeşim? Feguli birazdan açıklamaları Beyaz TV'de sevgili seyirciler son derece önemli açıklamalar yaptı. Bu özel açıklamalar sadece ve sadece Sayın Abdülkerim Durmaz'ı bekliyorum. Ne yorum yapacak Aykut Kocaman ve Fenerbahçe ile ilgili? Onun ardından söyleyeceğim. Fenerbahçe ile ilgili bir sürprizim var herkese. Ertem, buyurun dinleyelim. Ben de bir karar aldım. Bu kararımı Beyaz Futbol'dan bütün Türkiye'ye, özellikle Türkiye'deki milyonlarca Fenerbahçeli'ye bu kararımı açıklıyorum. Bundan sonra, bunu sen de duymuş ol Ertem, bundan sonraki haftalarda bana Fenerbahçe maçıyla ilgili yorumlarımı sorma. Çünkü sezon sonuna kadar bu hoca, bu yönetim, bu hoca değişene kadar Fenerbahçe maçı izlememe kararı aldım. Sağlığımı düşünüyorum, sağlığımı koruma açısından yaşım da geldi. Bugün ölebilirdim maçtan sonra. Büyük bir tehlike atlattım. Ölebilirdim. Onun için bundan sonra Fenerbahçe maçları seyretmeyeceğim. Diğer maçları seyredeceğim. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçları içinde Fener hariç diğer maçları yorumlarım. Basketbol. Fenerbahçe maçlarını Ertem, sen, Sinan, Ahmet Hoca hepiniz yorumlayın. Bundan sonra ben Fenerbahçe maçları seyretmeyeceğim nasıl için Fenerbahçe ya? Maçlarını yorumlamayacağım. Ya Fenerbahçe yorumcusu. Protesto ediyorum. Euroleague seyret o zaman. Protesto ediyorum. Ben bu korkak antrenör Fenerbahçe'nin başında olduğu müddetçe 3-1 iken 3-1'i korumak için kalesinde 20 tane yan top foul gören ve o foullerden de gol yiyen bir takımın hocası olduğu müddetçe Fenerbahçe maçları izlemeyeceğim ve Fenerbahçe ile ilgili yorum yapmayacağım. Bravo, çıkıp ne yapacaksın? Galatasaray Beşiktaş maçlarını yöneteceğim. Kaçıyorum ya. Galatasaray Beşiktaş maçlarını yorumlayacağım. Galatasaray Beşiktaş Trabzon Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını yorumlayacağım. Anladın mı kardeşim? Bundan sonra Fenerbahçe maçlarını yorumlamayacağım çünkü seyretmeyeceğim. Siz yorumlarsınız, burada Sinan Engin var, Ahmet Çakar var, Ertem sen maçları seyrediyorsun. Fenerbahçe maçlarını yorumlarsınız. Diğer maçlarda benim görüşümü sorarsanız bütün maçları seyrediyorum. Karar aldım. Bir daha Fenerbahçe maçı seyretmeyeceğim. Şimdi ben enteresan bir şey sormak istiyorum. Merak ediyorum. Yazın. Bu teknik direktörlerin düşüncelerini çok merak ediyorum. Merak ediyorum. Mesela geçen hafta da yaptı değil mi aynısını, yanılmıyorsam? Doğru. Ne yaptı? Değişiklikleri söylüyorsun. Ha, yani Aykut hoca hoca değil mi diyorsun? Yok öyle bir şey demiyorum. Hayır, değişikliklerle ilgili. Hayır. Mesela Giuliano'yu oyunda tutan zihniyet Valbuena'yı iki maçta niye çıkarır? 70 dakika. Bak, Sinan abi 70 dakika da Giuliano'nun adını duydum. Şimdi bak Fenerbahçe'nin Alex'i şu an Valbuena. İki de değil. Geçen hafta Galatasaray maçı, ondan önce de Aksar maçında da. Zaten, aynı, 55, zaten ben oynuyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi anket yaptım. Siz hoca bana daha önce söyledi. Burada bir ay önce mi söyledin hocam? Bu Valbuena'yı da takacak bakacak falan filan abi diye. Ben hocam ne diyorsun ya yapma hocam falan filan. Yine nereden çıkardın bu işleri falan filan dedim. Birazdan Onur anketi hazırla sen Valo'daki anketi de. Şimdi ben bu mantığı anlamıyorum. Arkadaş koskocaman Fenerbahçe takımı. Dünya çapında milli takımlarda oynayan Fenerbahçe'li oyuncular var. Ve içeride oynuyorsun, kendi sahanda oynuyorsun. Ve tek santrafor oynuyorsun. Rakip oyuna İki santrafor sokuyor, risk alıyor. Bak risk alıyor, Asamoah'ı oyuna sokuyor. Santrafor olarak, yani ikinci santrafor oyuna sokuyor adam. Kazanmak için yani en azından 3-1'de 1, 4-1'de 1 diyor. Yani maçı alayım. Asamoah'ı oyuna sokuyor ve tek top tutan adam. Tek rakibe tehlike yaratan adam. Valbuena'yı mesela Aykut Hoca, ben bunu da eleştiriyorum. İkincisi, bu Giuliano.
bu Giuliano hakikaten doğru Giuliano mu? Bakın doğru Giuliano mu? Milli takımda Brezilya'da oynayan doğru Giuliano mu? Çok merak ediyorum. Bakın çok merak ediyorum. Şimdi bu Kayseri'nin hocasının yaptığı da işgüzarlık. Yani terbiyesizlik. Evet. Terbiyesizlik yani. İşgüzarlık terbiyesizlik. Rakip teknik direktörün yapmış olduğu hamleyle ilgili bu şekilde konuşması yanlış. Valbuena çıksaydık valla yani, ya yani onun şimdi bakın şu niyette söylüyor çünkü bu biraz maniteci bir adam bu. Şu niyette söylüyor ama hangi niyeti ne? Yani Aykut Kocaman yanlış oyuncu değiştirdi anlamında söylüyor. Doğru. Bakın yanlış oyuncu oyundan çıkardı. Valbuena'yı tutsaydı oyunda biz maçı kazanamazdık o anlamda yani bunu söylemiyor. Yani taktik olarak diyor ki kardeşim Aykut Kocaman yanlış yaptı yani yanlış oyuncu değiştirdi yaptı. Teknik olarak bakmıyor olaya. Taktik olarak yanlış yaptı diyor falan. Neyse. Şimdi tamamıyla çok ayıp bir şey. Ya rakip teknik direktörün bir teknik direktörü bu şekilde eleştirmesi yanlış. Herkes kendi takımıyla ilgili yorum yapacak. Kendi takımının teknik olarak yorum yapacak. Şimdi Fenerbahçe futbol takımında abi bir tane kalecisi var değil mi? Kalecisi benden biraz daha hallice kaleci. Kameni. Fiziki olarak. Ya baba top 60 metreden ortaya yapılıyor, 30 metreden. Bu çizgide anlaşmam mı var? Kemeni neyse. Anlaşmam mı var arkadaş? Bu çizgiden bir tane topa çıkmaz mısın sen ya? Bir tane topa çıkmadın çizgiden ya. Bu kadar rahat vuruyorlar toplara falan. İnanılır gibi değil. Hadi senin savunman zaten geç. Yani göbek skandal ikili. İkili skandal. Bir tane futbolcum var bu takımda. Eli ayağı düzgün. Ona da gerekli değeri Aykut Kocaman vermiyor. Ve oyundan çıkarken de televizyondan yanlış duymadık herhalde. Protesto edildi herhalde. Evet. Aykut Kocaman. Aykut Hoca'yı ıslıkladılar. Aykut Hoca ıslıklandı. Allah'tan ki geçen hafta Fenerbahçe Galatasaray'dan puan aldı. Eğer geçen hafta Fenerbahçe Galatasaray'dan puan almasaydı bugün berabere de kalamazdı. Bakın oynanan oyun öyle bir kötü ki berabere de kalamazdı. Yani berabere niye kalamazdı biliyor musun? 65'te 70'te falan seyirci umurdanmaları başlattı. Çünkü seyirci son dakikaya kadar bekledi. Ha dedi ki geçen hafta baktık ama bu Galatasaray maalesef kandırdı. Yani Galatasaray da çünkü istenilen düzeyde oynamıyor. İşte bu hafta da gördük. Orada da bir Tudor var. Onun da maşallahı var. Şimdi burada bu Fenerbahçe futbol takımı, bu Fenerbahçe futbol takımında soruyorum Fenerbahçelilere. Hangi futbolcuyu izlemeye gidersiniz? Valbuena bir ay mesela diyelim ki hastalandı, oynamıyor. Hangi futbolcuyu izlersiniz sevgili Fenerbahçeliler? Bana bir tane oyuncu ya şunu seyretmekten çok keyif alıyorum deyin. Yok, yok. En iyi oyuncun Valbuena. Hocam, Aykut Kürüm, kardeşim benim. Bırak sahada yürüsün. Bak yürüsün, dolaşsın. Araya atar, frikik atar. Hiçbir şey, bir şey yapar yani. Çünkü ha, senin elinde Babel vardır, Talisca vardır, oynuyordur. Bir tarafta da Quaresma vardır, oynuyordur. Falan filan. Böyle bir kadron vardır. Hadi dersin ki Valbuena'yı alayım. Bunlar var. Abi yok ki baba. Başka adamın yok. Onun için Fenerbahçe futbol takımının işi çok zor. Hele deplasmanda hiç direnç gösteremez. Öyle bir kadrosu var. Çok nazik bir kadrosu var. Deplasmanda hiç direnç gösterecek şeyi yok. İnşallah Fenerbahçe bundan sonra bilmiyorum ne yapar. Deplasmanda çok merak ediyorum. Kimle oynuyorlar? Apo ilk deplasmanda kimle oynuyorsunuz? Osmanlı Spor. Osmanlı öyle. Osmanlı da çok iyi durumda değil. Osmanlı da iyi durumda değil ama Osmanlı'ya da can verebilirsiniz yani. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Hiç belli olmaz. Ama dediğim gibi Fenerbahçe futbol takımı hoca bir tweet atmış. Ne hocam ne adetim? Bilmiyorum. Şişir. Hocanın attığı Suni ile ilgili biliyorsunuz Aykut Kocaman hafta içerisinde Suni fark demişti puan farkı için. Bir gelsin. Benim yarın Fotomaç gazetesindeki başlığım da Suni futboldu. Ey Aykut Kocaman, El Alemin Suni planlarıyla ilgilenirken Suni puanlarıyla ilgilenirken Fenerbahçe'yi Suni solunum cihazına tebrik bağlattın. Ederim. Tebrik ederim hocam. Eksik ve yanlış. Buna fazla bir şey söylemiyorum. Tam aksine. Evet. Fenerbahçe futbol takımı bakın. Şimdi ya bugün Asamoah Fenerbahçe'ye Suni teneffüs yapmıştır ya. Türkiye'nin tartışmasız burada en fikiriz. En iyi kadrosu Beşiktaş'ta var. En iyi
En iyi kadrosu. Avrupa'da oynuyor. Şu an diyorsun ki siyasi ne engin? Ne anlatıyorsun kardeşim? Beşiktaş'a bak, Fenerbahçe'ye bak puan olarak. Bugün yes. Hayır. Oyuna bakıyoruz. Sonuca göre konuşmuyoruz. Oyuna bakıyoruz. Futbola bakıyoruz. Beşiktaş'ı böyle bu duruma falan düşüremezsin. Beşiktaş Avrupa'da oynuyor. Yorgun geliyor, bilmem ne oluyor falan. Benim Aykut Kocaman'a bir özür borcum var. Onun için arkadaşlar bu Fenerbahçe futbol takımı maalesef maalesef ki herhalde bu senede bizi hüsrana uğratacak gibi görünüyor. Buyur hocam. Ben öncelikle Aykut Kocaman'dan özür dilemek istiyorum. Eyvah. Niye? Aykut Kocaman'a birkaç yıldır ve özellikle bu yılda olmak üzere sürekli kendisine Aykut Kocaman teknik direktör değil, futbol sekreteridir demiştim, özür diliyorum. Hocam, kendisi, hocanın tweetini koyayım. Kendisi, bunu biraz açık, kendisi çok daha büyük bir şey. Aykut Kocaman, yıldız oyuncu düşmanı, suni bir futbol sekreteridir. Fenerbahçe'de bırakın teknik direktör olmayı, Fenerbahçe muhasebesinde getir götür işlerine bakan genç bir çocuk bile olamaz. Niye? Niye? Bugün sahanın yıldızı, bir tek yıldız var bu Fenerbahçe'de, Valbuena. Kayseri'de yıldızlar vardı ama bugün iyi oynayan, gol attıran, mücadele eden, defansa gelen Valbuena. Aslında Valbuena'ya baktık bir sezon başından beri en iyi, Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu, onu alıyor. Aklı 5 sıra. Maçtır oynanılıyormuş hocam. Ha. Şimdi mesela aklı sıra eziyor. Tıpkı Alex'e yaptığı gibi. Ve aslında bugün herkesin gözünden kaçan çok önemli detay var ki bu da önümüzdeki hafta patlayacak. Sekreter bugün Aykut Kocaman'a postasını koymuştur. Aa! Maçtan önce kendini yedek listesinde gören Sekreter haklı olarak veya haksız olarak dedi ki ben Neustadter ve Neto'nun olduğu yerde göbekte oynayamıyorsam Haklı. Benim başım döner kardeşim. Beni 18'lik kişilik, 21 kişilik kadrodan çıkartın, ben evime gidiyorum. Bende baş dönmesi başladı. Bunu hepimiz gençliğimizde yaptık. Şimdi sekreterin üzerine oynuyor. Ama Allah öyle büyük. Allah sinsileri cezalandırır. Biraz da Allah yazın. İçten pazarlıklı insanlara ceza keser. Örnek mi? Sekreterin bu takımda Neustadter, göbekte olur da Pike'yle bilmem ne. Evet. Tamam mı? Pike'yle bilmem ne olur göbeğinde. Tamam mı? Ramos olur. Dersin ki ya hadi yürü dersiniz. Sekreter'e. Aynen hocam. Ama Allah diyor ki bak Sekreter'i kasten bilerek yıldız oyuncunun burnunu sürtürme ideolojisiyle oynatmadın. Bugün Fenerbahçe'nin yediği iki gol iki ciddi stoper hatası. Bir tanesi Neustadter önüne veriyor. Şeyin önüne veriyor Umut'un. İkincisinde de 30 yıldır futbol alemindeyim böyle gol görmedim. Göğsünde kendi kalesine atıyor veya karnında. Şimdi Allah'ın cezasıdır bu. Allah'ın sopası. Artı Valbuena'yı alıyorsun. Seyirci öyle iyi niyetli ve sağduyulu ki. Banki o ıslıklar Aykut Kocaman'a. Alkışlar Valbuena'ya. Arkasından gol geliyor. Tekrar söylüyorum ben Aykut Kocaman'a sadece futbol sekreteri derken özür diliyorum. Yıldız düşmanı, kısmi kompleksli, sunni bir futbol sekreteridir. Fenerbahçe'de bırakın teknik adam olmayı, muhasebe servisine hocam, bile sokulacak adam değildir. Ya sen ağır ya, olmuyor mu ağır hocam? Ağır ağır ağır. İdare edin. %100 Valbuena konusunda katılıyorum. Şikertel konusunda katılıyorum. Şu Şikertel de çok son dakika gelişmesi var. Çok özür diliyorum bağışla. Valbuena, Onur söyler misin? Soyunma odasını ilk o terk ediyor. Mixon'dan ilk o çıkıyor. Normal ya. Diğer oyuncular 20-25 dakika sonra çıkıyorlar arkasından. Valbuena'nın yüzü son derece asık, morali bozuk. Görüntü geliyor ekrana. Sadece şu anda Derin Futbol'da Onur, ilk çıkan futbolcu Valbuena sevgili seyirciler. Hiç kimseyle soyunma odasında konuşmamış. Hiç tek bir açıklama yapmamış. Soyunma odasını ilk terk eden isim Valbuena. Ve sevgili seyirciler. Ve normalde yorgun futbolcu gidişliği bu. Hızlı gidiş. Hocam yorgun olur mu ya bu kedi gibi çocuk ya. Çok çabuk çok ya. Tepkili, çok yorgun. Tepkili. Şu benim Valbuena'yla böyle hareketimi getirin. İsim vermeyeceğim. İsim vermiyorum. İçeriden gelen bilgi, net bilgi, isterse Fenerbahçe yalanlayabilir. İsterse Aykut Kocaman birkaç şey söylemiş Valbuena'ya. Hiç suratına bakmadan dışarı çıkmış. Kapıyı kapatmış ve çıkmış. Aykut Kocaman Valbuena'nın yanına geliyor. Soyunma odasında bir şeyler söylemeye çalışıyor. Sonrasında tercüman da geliyor. Çok bilmiyorum. Aykut Kocaman yok biliyorum. Kim olduğunu harbi söyleyeceğim. Harbi star oyuncu düşmanı bu adam ya. Sinan abi. Yaz bakayım. Neyse.
Tamam. Evet. Tamam. Sevgili seyirciler. Kardeşim bu adam Fenerbahçe'nin gerçek efsanesi Alex'le problem yaşamadı mı? Alex'i gönderen adam Valbuena'nın anketini böyle söylüyor. Alex'i gönderen adam Valbuena'nın. Bir dakika ya. Alex'i gönderen adam Valbuena'nın tulumunu çıkartır ya. Şu Valbuena kimdir Alex? Hocam bu adam Valbuena terk etti. Hocam bu adam bu Aykut. Evet. Hocam deli mi? Neden yapıyor bunu? Evet deli. Olabilir, niye olabilir? Hakaret anlamında söylüyorum. Deli futbol anlamında. Hayır canım, hayır. 4 hafta 5 hafta önce demişti ki akıl sağlığımı yitirmezsem.